Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, yine Güzel Hayat programındayız ve bilim insanlarıyla yine sağlığımızı çok ilgilendiren büyük sorunları konuşuyor olacağız. Bugünkü gündemimizde erkekler var. Erkeklerin sağlık sorunları neler? Ve bu sağlık sorunlarından hangisini biz masaya yatıracağız? Özellikle bu erkeklerde ürolojik sorunlar bugünkü programımızda ağırlıklı konular. İdrar yapmama nedenlerini, yapmamaya bağlı sonuçlar ve tedavisinde yol haritasını konuşacağız. Yine erkeklerin baş belası prostatla ilgili prostat kanserini konuşacağız. Ve prostat kanserindeki özellikle bugün teknolojinin getirdiği robotik cerrahinin ne zaman, kime, nasıl, ne şekilde yapılacağını soracağız. Ve bir de tabii prostat kanseri çok yaygın ve bu kanserle ilgili acaba tarama ne kadar önemli ve nasıl yapılması lazım, kime ne zaman yapılması lazım. Ve erkeklerin yaşamındaki hormonlardan hepinizin bildiği testosteron hormonu. Acaba bu hormonun eksikliğinde neler yaşıyoruz ve korumak için bu hormon seviyesini acaba bizlere ne roller düşüyor? Ve yine erkekler için son derece önemli olan ama aslında hiçbir zaman gündeme gelmeyen, kadınlarda çok duyduğumuz kemik erimesi acaba erkeklerde nasıl seyrediyor? Neden önemsenmesi lazım? Risklerin tedavide yol haritası nedir? İşte bu alt başlıkların tümünü bugün bilim insanlarımıza soruyor olacağız. Şimdi bugünkü konuklarımı size takdim etmek istiyorum. İlk konuğumuz Profesör Doktor Ömer Gülpınar. Ömer hocamız daha önce de programlarından tanıyorsunuz. Kendisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Ömer hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. İkinci hocamız Doçent Doktor Evren Süer. Evren hocamız da yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Evren hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sağ olun. Üçüncü hocamız doktor öğretim üyesi Arif İbiş. Arif Bey de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hoş geldiniz Arif hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ve dördüncü konuğumuz Profesör Doktor Murat Varlı. Murat hocamız da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalı Başkanı. Murat hocam siz de varız. Teşekkürler Sinan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, bugünkü gündemimizin başlığı erkekler. Erkeklerde görülen başlıca sağlık sorunlarını bugün bilim insanlarımızla konuşuyor. Söyledik. Ömer hocam, ilk sorum size. Bugün erkeklerin en önemli sorunlarından bir tanesi idrar yapamama başlığı. Acaba İdrar yapamama şikayetleri beraberinde hangi şikayetleri ve bulguları getirebilir? Ve bu bulgular acaba ne kadar önemsenmelidir? Ve nedenlerinde ve sonuçlarında neler var hocam? Buyurunuz. Evet. Erkeklerde idrar yapma güçlüğü dediğimizde aslında olası bir idrar kanalıyla ilgili mesaneden sonra idrar torbasıyla idrar torbasından sonraki alanda olası bir tıkanıklık ihtimali ortaya çıkıyor. Bu en önemli semptom idrar başlatmakta güçlük, idrarı uzun sürede boşaltma, geride idrar kalma hissi ve idrarın tazyiğinde azalma gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Burada tabii iki tane temel önemli tıkanıklık sebebi var günümüzde. Hepimizin bildiği iyi huylu prostat büyümesi bunlardan bir sebep. Yaş ilerledikçe prostatın büyümesiyle prostatın idrar kanalına yaptığı baskı nedeniyle idrar yapma güçlüğü ortaya çıkıyor. Bu hastalar iyi değerlendirildiğinde artık teknolojinin geliştirmesiyle beraber öncelikle uygun medikal tedaviyle çok rahat artık tedavi edebildiğimiz hasta grubuna giriyor. Doğru değerlendirme, doğru muayene, doğru laboratuvar tetkikleriyle beraber
hastalıkları BPA'ya bağlı, iyi huylu prostat büyümesine bağlı olan hastalarımızı öncelikle medikal tedaviyle güzel bu konuda gelişmiş çok iyi ilaçlarla tedavi edebiliyoruz. Burada medikal tedavide önemli olan bilmesi gereken bir şey şu. Hastalara da medikal tedavi verdiğimizde tedavi edici bir özelliği yok. Kullandığı müddetçe bu ilaçlar fayda ediyor. Bazen hastalarımız ilacı bir kutu kullanıp bırakıyor. Tıpkı tansiyon ilaçları gibi sürekli kullanılması gereken, oradaki prostatın yaptığı baskıyı genişleterek hastalıkları rahatlatan ilaç grubuna giriyor. İlacın başarısız olduğu, ilaçtan memnun olmayan hastalarda veya prostatın büyümesine bağlı ciddi problemler doğan hastalarda bunlar neler? Mesanede taş, mesanenin kalınlaşması, böbreklerde şişme, böbrek yetmezliği, sık sık idrar yolu enfeksiyonu olması ve prostata bağlı kanama olan durumlarda da prostata cerrahi olarak müdahale edip hastaları rahatlatabiliyoruz. Günümüzde diğer bir aslında çok fazla artık daha fazla karşımıza çıkmaya başlayan idrar kanalıyla ilgili darlıklar çok çok önemli. Bu idrar kanalı darlıkları günümüzde artık endoskopik müdahalelerin daha da artmasıyla daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Tıpkı prostat hastası gibi altta yatan bir tıkanıklık olduğu için zor idrar yapma, idrar boşaltmakta güçlük ve geride idrar kalma gibi şikayetleri oluyor bu idrar kanalı darlıklarında. İdrar kanalı darlıkları tanı amaçlı yaptığımız filmlerle tanı koyuyoruz ve endoskopik olarak girdiğimizde idrar kanalı darlığının tespit edip tedavisini yapabiliyoruz. İdrar kanalı darlıkları ameliyatları önemli ameliyatlar. Burada bilinmesi gereken şey kapalı ameliyatlar kolay ameliyatlar ancak nüksetme ihtimali yüksek olan bir hastalık idrar kanalı darlığı. Kapalı ameliyatların en fazla 2 kez denenmesi gerekiyor idrar kanalı darlıklarında. Çünkü kapalı bir endoskopik olarak yaptığımız idrar kanalı darlıkları ameliyatları eğer üçüncü kez yaptığımız zaman %100'e yakın bir şekilde nüksediyor. Onun için en fazla 2 kez kapalı idrar kanalı darlığı ameliyatı yapmak lazım. 2'den fazla nüksettiğinde açık ameliyatlarla çok başarılı bir şekilde bu idrar kanalı darlıklarını ameliyat ediyoruz. Açık ameliyatlarda da kısaca bahsetmek istersem yanak içinden bir parça alarak idrar kanalına özel bir şekilde dikip idrar kanalındaki darlığı %80 şeklinde yüksek oranda tedavi edebiliyoruz. Özetlemek gerekirse idrar kanalı darlıklarını en fazla 2 kez kapalı olarak ameliyat etmek gerekiyor. 2'den fazla nükseden vakaları mutlaka açık ameliyatla tedavi etmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ömer hocamız özellikle İnsanların alışılagelmiş idrar yapma disiplininde azalma, zorlaşma olduğu zaman bunun mutlaka nedenlerinin araştırılması gerektiğinin altını çizdi tabii. Burada en önemli neden olarak da prostat bezinin iyi huylu büyümesini içerir. Bunun dışında enfeksiyon, taş gibi ve darlıklar gibi nedenlerin de olabileceğinin altını çizdi hocamız. Ve tabii İyi huylu prostat büyümesinde bir de şunu vurguladı. Dedi ki iyi huylu prostat büyümesinde bezinin idrar kanalına yaptığı baskıyı azaltan ilaç tedavilerimiz var. Ama bunlar sürekli kullanıldığı takdirde kişinin işeme sağlığını iyi seviyede tutabilir ve sürekli düzenli kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Ve darlıklarda girişimsel yöntemlerle de tedavinin sağlanabildiğini tabii detaylarına girdi hocamız. Gördüğünüz gibi aslında bizim bir işeme zorluğumuz varsa buna bir üroloğa gidip nedenlerine bakılması ve nedene yönelik tedavinin yapılması gerektiğinin hocamız altını çizmiş oldu. Evet Evren hocam, tabii bugün erkeklerin en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi prostat. Bazen baş belası ve prostat kanserini her geçen gün daha fazla duyuyoruz. Tabii prostat kanserinde bugün çok fazla konuşulan yöntemlerden bir tanesi tedavide robotik cerrahi. Yani robotlarla ameliyat, eski klasik ameliyatlara göre bizim hayatımıza neyi getirdi? Ne zaman, kime, nasıl robotik cerrahi uygulamalıyız? Ve özellikle bu robotik cerrahinin avantajları nedir, dezavantajları var mıdır? Buyurunuz. Tabii
prostat kanseri cerrahisinde robot aslında yıllardır var. Yani robotun prostat kanseri dışında genel pratiğimizdeki yeri de aslında yıllardır, 20 yıla yakındır yer almış durumda. Hangi hasta grubunda uygulanabilir? Prostata sınırlı her prostat kanserinde, yani metastaz yapmamış her prostat kanserinde uygulanabilir. Avantajları bir kere genel olarak cerrahi teknik avantajı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedir? Bir kere çok iyi bir üç boyutlu görüntüleme var. Bu çok önemli. Pek çok şeye size imkan veriyor. Çok önemli el kol manevraları, açık cerrahide yapamayacağınız pek çok şey, sinir koruma, bunlardan bir tanesi işlevsel açıdan. Kesi yeri, kanamanın azlığı ve ağrı kesici kullanımdaki azalma en büyük avantajları. Bunun dışında erken hayata dönüş, hayat kalitesindeki net bir artış yine robotik cerrahi avantajlarından biri olarak karşımıza çıkabilir. Ama tabii robotik cerrahi bu kadar çok kullanılırken belli dezavantajlarından da bahsetmek gerekiyor. En büyük dezavantaj maliyet. Ya maliyetin yüksekliği bir kere tabii bir kenara koymak gerekiyor. Hani şu da tartışılabilir. Açık cerrahide tabii hayata dönüş birazcık daha geç oluyor. Maliyet daha belki dengelenebilir gibi ama yine de robotik cerrahi daha pahalı, maliyetli bir cerrahi. Bilimsel olarak da çok net bir üstünlüğü gösterilememiş durumda ve ulaşım güçlüğü ciddi bir problem gibi duruyor. Ve bunların dışında da tabii ki eskiden belki bu kadar yaygın değildi. Belki tek bir kaynaktan bu robotik cerrahi sağlıyorduk. Günümüzde özellikle pek çok yeni robot tipleri, yeni robot mekanizmalarının ortaya çıkması da ulaşımı, yaygınlığını arttıracak gibi duruyor. Hani daha önünün çok açık olduğu, gelişimin çok açık olduğu bir yöntem olarak karşımızda robotik cerrahi duruyor. Evet Sayın Hocam, tabii bizim fakültede okuduğumuz dönemde robotlardan hiç bahsedilmiyordu. Çünkü yoktu yani. Ama yıllar robotik cerrahinin çeşitli hastalıklardaki uygulamasını hayatımıza geldi soktu. Tabii robotik cerrahi için robot gibi pahalı teknolojileri ve bunları uygulayabilecek yetenekleri oluşturmak gerekiyor. Bu ciddi bir pahalılık. Dolayısıyla bunun hizmetinin de tabii pahalı olduğu kaçınılmaz. Ve yani sonuçta makine bu işi yapmıyor. Yine insan el yordamıyla bu işleri, kişinin eğitilmiş olması, yeteneklerinin geliştirilmiş olması çok önemli. Yani herkes robotu yapar ama herkes bunu iyi yapamaz anlamı çıkar buradan. Ve robotun tabii erişilebilirlikte sınırları genişlettiğinin altını çizdiniz. Yani elin giremediği yerlere ince uçların, daha önceki programlarda da ameliyatlara girmiştik, orada görmüştüm ben. Gerçekten elin giremediği yerlere robot çok rahat girebiliyor. Ve ameliyat çevresini koruyan tedavi seçeneği sunuyor. Bir de dediniz ki özellikle hastanın ameliyata bağlı yaşadığı travmanın da daha küçük, dolayısıyla hastanın daha çabuk iyileşmesi, daha konforlu bir tedavi seçeneğinin de sunduğunun altını çizmiş oldunuz. Bu tabii olmazsa olmaz değil ama olursa ve doğru ve yetenekli bir ellerde kişi için avantajlı duruma dönebilir. Ama burada tabii ki hastanın doğru seçimi son derece önemli olabilir dedi hocamız. Evet Arif Hocam, bugün erkeklerin hayatındaki hormonlara baktığımız zaman testosteron hormonunu yine çok telaffuz ettik geçmişte. Testosteron hormonu acaba erkek için neden ve bu hormon azaldığı zaman vücut neleri yaşar, neleri yaşattırır insanların hayatına ve yaşlanan bireylerimizde testosteron hormonunun eksikliği ile ilgili şikayetler, bulgular nelerdir? Buyurunuz hocam. Hocam teşekkür ederim. Şimdi öncelikle testosteron erkek için çok önemli bir hormon. Zaten erkeği erkek yapan hormon da androjen hormonlarıdır. Androjen hormonlarından bir tanesi de testosterondur. Testosteron erkeğin yaşamı boyunca farklı dönemlerde farklı işlevler üstlenir aslında. Ve biz erkeğin yaşamı boyunca yani anne karnından ta ki ölümüne kadar ki geçen süre içerisinde testosteronun 3 kere pik yaptığını biliyoruz. Bu piklerden ilki anne karnında oluyor. Yaklaşık işte 12. 14. haftalara denk geliyor.
Daha sonra ikinci pik doğduktan sonraki ikinci ayda oluyor ve üçüncü pik de ergenlik döneminde oluyor. Ergenlik döneminde zaten bildiğimiz gibi 12-17 yaşlar arasında oluyor. Fakat bu üçüncü pikin diğer iki pikten bir farkı var. Diğer iki pikte, ilk iki pikte bu testosteron seviyeleri ciddi manada yükseldikten sonra kısa süre içerisinde eski seviyelerine tekrar geri dönüyor. Fakat ergenlik döneminde testosteron seviyesi yükseldiği zaman tekrar eski seviyesine, yani çok ciddi manada o düşüş görülmüyor. Sadece plato çiziyor. Ekstra bir patoloji olmadığı müddetçe aşikar bir artma ya da azalma testosteronu da beklemiyoruz. Hani, ta ki ne zamana kadar? 40 yaşlarına kadar. 40 yaşlarından itibaren her erkekte testosteron miktarı %5 ila %1 arasında her sene düşüş gösteriyor. Ve buna bağlı olarak da 40'lı yaşların sonlarında, 50'li yaşların başlarında testosteronun azalmasına bağlı olarak hastalarda semptomlar gözükmeye başlıyor. Tabii bu testosteron düşüş miktarı ve semptomlar her hastada aynı olmuyor. Bazı hastalarda daha fazla, bazı hastalarda daha az oluyor. Örneğin hastalar özellikle obez ise, bel çevreleri fazlaysa, şeker hastalığı varsa, özellikle diyabetes mellitus, bu hastalarda testosteron seviyelerinin daha ciddi miktarda düştüğünü ve belirtilerin daha erken dönemde çıktığını ve daha şiddetli olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde tansiyon yüksekliği ve hiperlipidemi gibi kolesterol hastalıkları hastalığın şiddetini, yani semptomların şiddetini arttırıyor. Fakat daha sağlıklı yaşayan erkeklerde bu semptomlar daha geç oluyor ya da daha hafif oluyor. Yine benzer şekilde serum testosteron değerlerindeki düşüş de daha az görüyoruz biz bu hastalarda. Peki bu semptomlar neler? Bunlara bakacak olursak kabaca ikiye ayırabiliriz aslında. Bunlar spesifik semptomlar ve non-spesifik semptomlar. Şimdi spesifik semptomlar aslında hastaları bize getiren semptomlar. Yani bunlar daha ağırlıklı olarak cinsel semptomlar. Yani hastanın üroloji polikliniğine başvurmasına neden olan semptomlar. Neler bunlar? Hastalar genellikle en sık iki semptom, ereksiyon problemleri ve cinsel istekte azalma. Biz hastaları sorguladığımızda, eğer partnerleri varsa cinsel ilişki sıklığında, eğer partnerleri yoksa mastürbasyon sıklıklarında azalma olduğunu öğreniyoruz. Yine benzer şekilde hastaların ejekülasyon sürelerinde de uzama oluyor. Yine spontan sabah ereksiyonları testosteron düşük olan hastalarda kayboluyor ya da azalıyor. Bunlar spesifik semptomlar. Yani bu hastalar bize polikliniğe bu şikayetlerle geldiğinde tanı koymamız kısmen daha kolay oluyor. Fakat bir de non-spesifik semptomlar var. Neden non-spesifik diyorum? Çünkü hastaların ek hastalıklarına bağlı semptomlarıyla karışabiliyor bu semptomlar. Bu semptomları da kabaca ikiye ayırabiliriz. Fiziksel semptomlar ve psikolojik semptomlar olarak. Fiziksel semptomlar, yani hastalar hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak etkileniyorlar. Fiziksel semptomlar, aktivitelerde zorluk, ilerleyen dönemlerde 1 kilometreden daha fazla yürüyememe, vücut elastikiyetinde azalma, azalmış fiziksel güç ve azalmış enerji olarak sınıflandırabiliriz. Bir de bu hastalar fiziksel olarak etkilendiği gibi psikolojik olarak da etkileniyorlar. Örneğin bu hastalarda major depresyon ortaya çıkabiliyor. Bu major depresyon hastalarında antidepresan tedavilerle beraber bu hastalarda testosteron düzeyleri normal seviyelere çekildiğinde bu hastaların tedaviye yanıtları daha hızlı olabiliyor. Yine aynı şekilde bu hastalar uğraştıkları işlerde normalden daha kısa sürede yorgunluk hissedebiliyorlar. Benzer şekilde konsantrasyon eksiklikleri ve motivasyon eksiklikleri bu hastalarda olabiliyor. Son olarak da bu hastalarda daha ayrıntılı bir anamnez aldığımızda hatırlama güçlüğü çektiklerini ve uyku bozuklukları çektiklerini öğreniyoruz. Evet hocam, çok teşekkürler. Tabii aslında şunu anladım ki bu 23 senedir program yapıyoruz ama bu konu çok gündeme gelmeyen bir konuydu ve bugün de bunu açmanın çok doğru olduğunu anladım. Çünkü bir hekim olarak da bu kadar çok bilgi ve ben en azından bunları öğrenmiş oldum ki tabii çok istifade edecekleri bir soru olmuş. Şimdi özetlemek gerekirse tabii testosteron hormonunun erkeklik için son derece olmazsa olmaz bir hormon olduğunu altını çizdi hocamız. Ve 40 yaşından sonra bu hormon nedeni azalabilir. Ve bunun düşmesine bağlı, düşmesine neden olan başlıca etkenlerde de hocamız bugün
neredeyse bütün hastalıkların aslında temelinde olan obezite bel çevresi genişliği gibi hususu işaret etti. Yine diyabet, hipertansiyon ve kan yağlarındaki yükselmenin özellikle testosteron düşmesine önemli bir neden olabileceğini söyledi. Ve sağlıkla yaşlanan kişilerde hem bu hormonun düşmesi daha az görülüyor hem de bunun düşmesine bağlı sorunların da daha az görüleceğini söyledi. Yani sağlığının altını çizmiş oldu. Diğer geriatri hocamıza bu konuyu soracağız. Ve bir takım bu hormonun düşmesine bağlı olarak dedi, şikayetler görülebilir. Bunlar birincisi dedi, bu hormona bağlı kişilerin ereksiyon süreleri, yani sertleşme problemleri, cinsel istekle ilgili kayıplar olabileceğini söyledi. Bir de dedi ki, insanların fiziksel ve yaşamsal bir takım sorunları olabileceğini söyledi. Çok ilginç bunlar. Fiziksel ve psikolojik şikayetler olarak hocam ayırdı bunları. Ve dedi ki, aktivitelerde zorluk, yani hayata katılımın aktivitelerindeki zorluk. Bugün örnek dedi, yürüme eksikliği, bir kilometreden fazla, daha fazla kişilerin yürüme isteğinde azalma, zorluk olabilir dedi. Fiziksel güçte azalma olabilir dedi. Çabuk yorulma olabilir dedi hocamız. Ve konsantrasyon, motivasyon ve hatırlama yeteneklerinde de yine eksilme olabilir dedi. Ve depresyon olabileceğinin altını çizdi. Dikkat ederseniz testosteron hormonunun erkeklerin yaşamında hem fiziksel hem mental yetenekler hem de erkeklikle alakalı sürdürülmesi gereken bir takım cinsel fonksiyonlar açısından da son derece önemli olduğunun altını çizdi. Onun için 40 yaşından sonra bu hormonun da değerlendirilmesinin özellikle ürologlarımız tarafından son derece önemli olduğunu hepimiz anlamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Murat Hocam, sizler bugün geriatri bilimiyle uğraşıyorsunuz ve geriatri dediğimiz zaman aslında yani yaşlılık ve yaşlanma, hani hep deniyor hastalıkların limanıdır yaşlanmak. Fakat biz tabii bugüne kadar yaptığımız programlarda daha çok kadınların yaşlanmasında kemik erimesi başlığını çok konuştuk. Fakat erkekler için sanki bu hastalık hiç olmazmış gibi böyle bir algı yarattık aslında. Şimdi ben bugün de erkekleri konuştuğumuz için size şunu sormak istiyorum. Bugün bu kadınların özellikle majör hastalıklarından bir tanesi olarak bilinen kemik erimesi ya da osteoporoz erkeklerde görülür mü? Ne şiddette görülür? Ve bu erkeklerde kemik erimesinin acaba olumsuz sonuçları ne olabilir? Hangi riskleri doğurabilir? Ve bu kadınlardaki gibi kemiklerde kırılma riski oluşturur mu hocam? Ne söylersiniz? Buyurunuz. Evet, öncelikle tabii ki toplumdaki algı biraz kadın hastalığı olarak bilinmesi menopozdan kaynaklanıyor. Çünkü biliyoruz biz kadınlarda menopozla birlikte yani 45-50'li yaşlarda artık kemik erimesi hızlanıyor. Ama bu demek değil ki erkeklerde kemik erimesi olmuyor. Biraz tanımdan bahsetmek lazım. Hani kemik erimesi de kemik eriyip yok olmuyor. Ama kemiğin de bir bina gibi bir mimari yapısı var. Kemik erimesi dediğimizde işte bu mimari yapı bozuluyor. Dolayısıyla kemiğin kalitesi ve sağlamlığı bozuluyor. Bundan dolayı kırılganlık artıyor. Tabii erkeklerde de özellikle biraz önce Arif Hocam da bahsetti. Testosteron hormonu önemli bir hormon. Kadınlar kadar olmasa da belli bir yaştan sonra zaten testosteron azaldığında ki buna da andropoz da deniyor. Evet, erkeklerde risk grubu olarak biliyoruz. Tabii testosteron hormonunun azalması dışında başka riskler de erkeklerde oluyor. Yani öncelikle şunu söyleyelim. Osteoporoz ya da kemik özellikle yaşlanmayla birlikte erkeklerde de gördüğümüz sık problemlerden. Tek belki kadınlara göre biraz avantajlı sayabileceğimiz durum erkeklerde biraz daha geç gelişiyor. Yani 10 yıl daha geriden gelişiyor. Dolayısıyla 60-65'li yaşlardan sonra biz kemik erimesini görüyoruz. Tabii ki kemik erimesinden biz niye korkuyoruz? En korkulan durumlardan bir tanesi kırık riskini arttırıyor. Kırık riskinin artması ne sağlıyor ya da ne gibi olumsuz sonuçlara yol açıyor? Kırık riski arttığında özellikle kalça kırığı geliştiğinde bu ölümle sonuçlanabilecek durumlara yol açabiliyor.
ki erkeklerde daha ölümcül olduğunu biliyoruz kalça kırığının. Yani yapılan bazı çalışmalar göstermiş ki kalça kırığı geçiren erkeklerde bir yıl içinde ölüm riski %20. Bu da hiç az sayacak bir oran değil. Hatta %50 de eğer ölmezse o kişiler sakatlıkla sonuçlanıyor. Yani kalçanızı kırdınız, düştünüz. İki kişiden bir kişi, eğer bu yaşlı bir kişi ise, sonrasında eski fonksiyonlarını kazanamıyor. Bu şekilde bir kısmı düşmeden korkma nedeniyle, bir kısmı bu kemikteki hasar nedeniyle eski fonksiyonlarını kazanamadığı için tabii hareketsiz hale geliyor. Bu nedenle de sonraki dönemde eski yaşantısına ya da yaşam kalitesini kazanamıyor. Tabii bazı riskler kadınlarda da olduğu gibi erkeklerde de artan yaş, bunu biliyoruz. Buna yapacağımız bir şey yok. Ama alışkanlıklarımız, mesela sigara içimi, günlük alkol kullanımı, hareketsizlik çok önemli. Özellikle hareketsiz bir yaşam tarzımız varsa, günlük yürüyüşümüzü yapmıyorsak, beslenme yine keza çok önemli. Özellikle düşük kalsiyumla beslenme. Onun dışında aşırı kilo verme, mesela beden kitle indeksi dediğimiz bir ölçüm var. Bunun 20'nin altına düşmesi, bir yıl içerisinde %10'dan fazla kilo verilmesi gibi durumlar. Aşırı tuz tüketimi, tuz tüketimi de buna kemik erimesine yol açabiliyor. Yine vitamin D eksikliği dediğimiz durumlar. Bazı hastalıklar, mesela biliyorsunuz yaşlanmayla birlikte pek çok kronik hastalık da artıyor. Mesela bunlar şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, bazı romatizma hastalıkları, romatoid artrit gibi, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, işte nörolojik bazı hastalıklar, mesela epilepsi dediğimiz, inme, felç geçiren hastalar. Bizim yaş grubunda, özellikle yaşlılarda ilaç kullanımı da sık sebeplerden bir tanesi. Mesela yine epilepsi ilaçları, kortizonlu ilaçlar kullanılması, ki pek çok hastalıkla bunlar kullanabiliyor. Bazı kanser ilaçları, yine mide koruyucu ilaçların aşırı ve gereksiz kullanımı olabilir. Bazı antidepresanlar. Bunların hepsi kemik erimesini kolaylaştıran sebepler. Yine ailede kırık öyküsü erken yaşta olması ya da kişinin gençken kırık yaşaması durumları da, bunlar da erkeklerde kırık riskini arttıran faktörlerden bazıları. Benim yani kısaca söyleyeceklerim bu şekilde. Hocam ağzınıza sağlık. O kadar güzel anlattı. Hocam dedi ki kemik erimesi bütün insanların karşılaşabileceği bir sorundur. Bunu kadınlar için menopozla çok dile getirsek de erkeklerin de dedi, bununla yüzleşeceği anlar olabilir dedi. Bugün bir bina için bir beton erme yapı, bu binayı nasıl ayakta tutan bir nedir birleşense, vücut içinde kemiklerin aynı fonksiyona sahip olduğunun altını çizdi Murat hocamız. Tabii ve kemik erimesinin vücutta kırıkları doğurabileceğini ve kalça kırıklarının oluşması halinde ilk bir yılda %20 ile ölümle yüzleşmenin mümkün olabileceğini söyledi hocamız. Eğer ölüm olmamışsa da bu kişilerin büyük bir ihtimalle sakat kalacağını ve bağımlı hale geleceklerinin altını çizdi. Dikkat ederseniz aslında kemik erimesi böyle basitçe alınacak bir durum değil. Dikkatlice izlenmesi ve yapılması gerekenleri yapılması gereken bir sorun. Hocam dedi ki sigara içenlerde, alkol kullananlarda, hareketsiz kalanlarda, düşük kalsiyumla beslenenlerde, aşırı kilo veren kişilerde ve beden kitle endeksi 20'nin altında olan kişilerde dedi. Bu hastalıkla yüzleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yine çoklu ilaç kullanımlarından bahsetti. İşte bunlar kanser ilaçları, mide koruyucular dedi. Bunlar kalsiyumun yani kemik yapısının zayıflamasına neden olabilir dedi. Aşırı tuz tüketimi ülkemizde çok fazla. Görüyorum hocam, herkes bugün yemeye başlamadan, tadına bakmadan hemen tuzu alıp döküyor falan. Yani böyle bilinçsiz bir tuz tüketimimiz var. Ve vitamin D eksikliği. Yine gördüğüm bir şey bu vitamin D konusunda. Ülkemizde büyük bir eksiklik var ama insanlar bir de bunu, bir taraftan da çok bilinçsizce vitamin D tüketimi de var yani baktığımız zaman. Ve çeşitli kronik hastalıklar, işte şekerdir, diyabettir, tiroid hastalıkları, kalp, böbrek, epilepsi gibi
bu hastalıkların ve buna bağlı tedavilerin de aslında kemik erimesine önemli olabileceğinin altını çizdi. Aslında biz şuna gelmeliyiz. Biraz önce hocam testosteron hormonunu anlatırken dedi ki 40 yaş itibariyle aslında bununla yüzleşmek mümkün dedi. Yani herkesin aslında yaşı ne olursa olsun hekimlerle, kliniklerle temas edip kendi yaşlarına, kendi vücutlarına, kendi koşullarına göre vücut kontrol ettirmesi ve hekimlerinde kalarak sağlığını sürdürmesi gerekiyor. Aslında bakarsak bağ oluyor, bakmazsak dağ oluyor. İşte bu lafın gereğini aslında hocalarımız çok güzel dile getirmiş oldu. Onun için lütfen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş. İşte lütfen siz de hekimlerimize gelin, danışın ve sağlıklıysanız sağlığınızı sürdürün. Sağlıklıysanız onu nasıl sağlayacağınızla ilgili rotanızı hekimlerimiz belirlemiş. Evet sevgili dostlar, şimdi küçük bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın, sonra güzel hayat devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz Halkbank. Evet sevgili dostlar, şimdi erkeklerdeki sağlık sorunlarımızı bilim insanlarımızla konuşmayı güzel hayatta sürdürüyoruz. Ve şimdi ikinci turumuzdayız. Ömer Hocam, özellikle bugün erkeklerin önemli sorunlarından bir tanesinin prostat organına bağlı gerek prostat büyümesi ve kanserler olduğunun biraz önceki konuşmamızda altını çizmiştik. Tabii gerek prostat büyümesinde gerekse prostat kanserlerinde gerek girişimsel gerekse cerrahi veyahut da robotik gibi yöntemlerle bir takım tedaviler sizler yapıyorsunuz. Ama şöyle bir şikayetleri duyuyoruz. Özellikle prostat büyümesinden sonraki yapılan ameliyatlarda kişilerin idrar tutamama gibi şikayetleri olabiliyor. Bunlar ne sıklıkta görülür, bunlar kalıcı mıdır, geçici midir ve gerçekten bu kadar abartılan bir konu mudur ve tedavide yol haritasında hocam neler var? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii prostat ameliyatı deyince hepsini halkımız, insanlarımız hepsini aynı ameliyat olarak düşünüyor. Prostat ameliyatından sonra idrar kaçırma olur şeklinde. Aslında biz iki tane, size bahsettiğiniz iki farklı ameliyat yapıyoruz prostat için. Bir kanser ameliyatı yapıyoruz. Bir de tıkanıklık açmak için iyi huylu prostat ameliyatı yapıyoruz. Bunlar tamamen teknik olarak birbirinden tamamen farklı ameliyatlar. Yani şöyle anlatıyoruz hastalara. Prostatı portakal olarak düşündüğümüzde kanser ameliyatında portakalın tamamını çıkartıyoruz. Tıkanıklık açma iyi huylu prostat ameliyatında o prostatı portakal olarak düşündüğümüzde portakalın kabuğunu çıkartıp kabuğunu bırakıp içine çıkartıyoruz. Dolayısıyla prostat kanseri ameliyatlarında prostatın tamamını çıkarttığımız için idrar kaçırma ameliyat sonrası idrar kaçırma olasılığı daha yüksek oluyor prostat kanseri ameliyatlarında. Günümüzde iyi huylu prostat büyümesine bağlı yaptığımız tıkanıklık açma ameliyatlarında idrar kaçırma oranımız çok 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 artık az olarak ortaya çıkıyor. Şimdi ameliyattan sonra oluşan idrar kaçırma bir müddet sonra iyileşebiliyor. Onun için ameliyattan hemen sonra, sonda alındıktan sonra idrar kaçırma olduğunda hastalarımıza bu yönde bilgilendirme yapıp bazı egzersizler, gerekirse bazı ilaçlar vererek bir müddet o iyileşme süresini bekliyoruz. Burada bilinen ve kabul edilmiş bir durum, bir yıl içinde herhangi bir cerrahi müdahale veya herhangi bir idrar kaçırmaya yönelik herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Çünkü bir yıl içinde bu idrar kaçırma kendiliğinden ortadan kalkabiliyor. Tabii burada kritik bir dönem var, 6 ay. 6 ay boyunca bekledik, hala idrar kaçırmada hiçbir azalma olmadıysa burada bir yılı beklemenin bir anlamı yok. O zaman 6. ayda da çok yoğun bir idrar kaçırma devam ediyorsa prostat ameliyatından sonra gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz. Tekrar sevindirici bir şekilde söylemem gerekir ki bu prostat ameliyatlarından sonra idrar kaçırma oranımız çok çok düştü, çok düşük düzeylerde. O bakımdan daha hastalarımız bu korkularından kurtulup ameliyat olma konusunda herhangi bir çekincelerin olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki idrar kaçırma oldu ameliyattan sonra bunu nasıl değerlendiriyoruz? Az önce dediğim gibi bir müddet beklemek gerekiyor. Beklerken medikal tedavi ve pelvik taban egzersizleri dediğimiz egzersizleri hastalara önererek bu dönemi
geçirebiliyoruz. Bu büyük oranda da bu medikal tedavi ve pelvik taban egzersizlerinde hastaların idrar kaçırmalarının iyileştiğini görüyoruz. Devam eden durumlarda artık idrar kaçırma devam ediyorsa, hastanın hayat kalitesini düşürüyorsa ve hem süre geçmiş hem de önceki tedavilerden fayda görmüyorsa, bu idrar kaçırmaları ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. İdrar kaçırma ameliyatları günümüzde iki tane yöntemimiz var. Bir askı ameliyatları, bir de halk arasında kelepçe olarak bilinen yapay üriner sfinkter, yapay sfinkter cihazı yerleştiriyoruz. Hangi hastaya hangi ameliyatı yapacağız idrar kaçırmada? Bu hastalardaki idrar kaçırma miktarı, idrar kaçırma derecesine göre karar veriyoruz. Eğer idrar kaçırması yoğunsa askı ameliyatları bu hastalarda işe yaramıyor ve onlara mutlaka sfinkter öneriyoruz. Ama hafif tipte idrar kaçırması varsa bu hastalara askı ameliyatlarıyla beraber hastaları sağlıklarına kavuşturuyoruz. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? 24 saat boyunca kaçırdıkları idrar miktarlarına toplamalarını istiyoruz ve gram olarak bize getirdiklerinde hafif, orta veya ağır olarak ayırt ediyoruz idrar kaçırmaları ve onlara bu yönde bir tedavi önerisinde bulunuyoruz. Yanıtlarına baktan iki tane majör başlık var. Birincisi, prostatın iyi huylu büyümesinde dedik, içerisindeki kanalın rahat çalışması için bir kanal genişletici bir oyma işlemi aslında yapılıyor. Ama kanserlerde de prostatın tamamı çıkarılıyor dedi hocamız. Dolayısıyla kanserlere bağlı girişimlerde daha fazla idrar kaçırma şikayeti olabilir dedi hocamız. Bu sonuçta beklenen bir durum olabilir. Ama herkeste olacağı anlamına gelmiyor. Ama az görülen bir şikayet olduğunu altını çizdi hocamız. Dedi ki bunun için bir yıl gibi bir süre ihtiyaç var. Bu süreyi de doğru yönetmek gerekiyor. İşte egzersizler ve bir takım ilaç tedavileriyle bu iyileştirilebiliyor dedi. Ve son olarak da dedi ki nadiren bu idrar kaçırma bir ameliyata da ihtiyaç duyabilir. Onun için burada tabii şu çok önemli. Sonuçta herkesin vücudu farklı, herkesin organ yapısı farklı, herkesin sorunu farklı. Dolayısıyla herkesin ihtiyacı olan tedavi girişimi de farklı. Dolayısıyla bir takım olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Bugün bu nasıl diğer hastalıklarda bir takım eşlik eden tedaviye istenmeyen şikayetler olsa bile bunu artık kabullenmek gerekiyor. Ya tedavi olacağız ya olmayacağız. Onun için ama bunlar da bilim sayesinde yönetilebilir hale geldiğini hocamız aslında çok güzel izah etmiş oldu. Evren hocam, tabii bugün kanserler başlığında bizim hangi kanser olursa olsun şöyle bir şey var. Yani biz toplumsal bilinçlenmeyi, sağlık okuryazarlığını arttırırken diyoruz ki işte erken tanı hayat kurtarır. Yani erkenden bir şey görürsek çözümü de kolay olabilir. Geri dönülebilir bir noktada olabiliriz. Ama çok geciktiğimiz zaman işte hocamız biraz önce dedi ki işte bir metastaz, yani prostatın içerisindeki kanser başka yerlere atladığı zaman içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor dedi. Dolayısıyla bugün bizim prostat sağlığının kontrol edilmesi burada çok önemli. Bugün tabii bu kontroller dediğimiz zaman da işte tarama hususları akla geliyor. Acaba bu prostat kanserlerinde tarama kime, ne zaman, nasıl, ne şekilde yapılması gerekiyor ve gerçekten tarama bizi prostat kanserinden ne kadar koruyabilir hocam? Buyurunuz. Ya tarama tabii aslında tüm sık görülen kanserler için yapılması gereken bir yöntem. Ya bunlar içinde meme kanseri, kolon, işte bağırsak, yani akciğer kanseri gibi kanserler var. Prostat da bunlardan bir tanesi. Yani dünyadaki erkeklerin 8'de biri bu hastalığa yakalanıyor. Özellikle Batı ülkelerinde çok sık bir kanser. Ve gitgide de hakikaten taramayla birlikte tanısı artıyor. Peki taramayı kime yapacağız? Burada soru bu. Yani tarama her erkeğe mi yapılacak? Hayır, her erkeğe yapılmayacak. Genel olarak kabul edilen ben kriterlerden bahsedeceğim. 50 yaş üstü erkekler. 10 ila 15 yıl yaşam beklentisi olan erkekler, ki bu erkekler bu taramanın faydasını görebilecek kişiler olacak. Ailede kanser riski olacak.
ve tabii ki belli genetik defekler olabilir. Peki hangi gruba tarama yapmayacağız? Bir kere genç erkeklere tarama yapmayacağız. Çünkü bir faydası yok. Diğeri de çok yaşlı olan, kronik morbid problem ve ciddi hastalıkları olan kişilere tarama yapılmayacak. Aslında tarama çok ucuz ve kolay bir yöntem. Yani bir fizik muayene, bir PSA tetkikiyle yapılabiliyor. Ve bunu yaparken de yaşa, PSA'ya ona göre bir sıklık belirlenebiliyor. Ve bu taramayla birlikte pek çok beraberinde eşlik eden aslında yönteme geçiş yapmak mümkün. Erkeklerin %90'ı bu taramada bir kere negatif çıkacak. Çok az bir kısmı tedavi ve tetkike gidecek. Ve bu tetkiklerde de çoğunlukla MR ve biyopsi ile yapılan tetkikler olacak. Ve bu tetkiklerin sonucuna göre de eğer kişi bir tanı alır ise o durumda tedaviye geçecek. Ama bunu mutlaka düzenli bir şekilde yaptırmak lazım. Tarama sıklığını doktorun önerisine göre yaptırmak gerekiyor. 3 ile 6 ayda bir gibi sık taramalara hiçbir lüzum yok. Hem maliyet hem de bir stres kaynağı oluyor. Evet Sayın Hocam. Hocam dedi ki aslında erkeklerin baş belası diyoruz ama hocam 8'de bir erkekte görülmekle bunun aslında erkekler için ne kadar çok karşılaşılan sorun olduğunun altını çizdi ve 50 yaş sonrası herkes için prostat kontrolünün yapılması gerektiğini söyledi. Çok zorlu bir yol değil bu. İşte prostatla ilgili PSA dediğimiz bir hormon ya da birleşen ya da neyse maddenin ölçümünün gerekli olduğunu ve işte ultrason tetkiki ona bağlı daha sonraki tetkiklerle bu süreçlerin kontrol edilebileceğini söyledi. Sonuçta bir de dedi ki tabii ailede kanser hikayesi varsa prostatın özellikle gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve çok yaşlılarda da tabii biz biliyoruz ki aslında yani insanın yaşam beklentisini bunlar tabii artık hekimlerimiz bu süreleri çok daha net bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Yani vücut performansınız size ne kadar hayat verecek? Ama burada önemli olan şey tabii hayatı korumak kadar konforlu bir hayat sürmek. Bunun için de özellikle 50 yaş sonrası bireylerimizin prostat kontrolü açısından mutlaka üroloji hekimleriyle temas etmeleri ve onların çizecekleri rotada ilerlemeleri bence en doğru yol olacak dedi hocamız. Evet Arif Hocam biraz önce tabii testosteron hormonunun erkekler için vazgeçilmez olduğunu ve eksikliğinde hem gereksel hem mental hem psikolojik bir takım sorunların yaşanabileceğini altını çizdiniz. Tabii bugün örnek olarak kim, ne zaman, nasıl testosteron hormonuna baktırsın hocam? Yani şimdi bugün sanki böyle öyle bir konuşuyoruz ki yarın herkes gidiyor ben gideyim testosteronumu ölçtüreyim falan. Ne zaman yapılması lazım? Kim yaptırması lazım? Ve bu tedavisinde sizin kullandığınız yöntemler, yollarda neler var? Bir de tabii en önemli şey, yani hasta olunca, eksiklik olunca gidip işte bununla boğuşacağımıza bence en önemli şey koruyucu hekimlik. Yani biz testosteron seviyemizi korumak için acaba her bireyin ne zaman ne yapması lazım? Buyurun. Hocam teşekkür ederim. Tabii her erkek testosteronunu ölçtürmemeli. Her erkek bu nedenle üroloji polikliniğine gitmemeli. Şöyle 40 yaşından sonra hipokonadizm semptomları var ise hastalar üroloji polikliniğine başvurmalı. Hastalar bize hipogonadizm semptomlarıyla yani testosteron düşüklüğü semptomlarıyla geldikleri zaman biz hastalardan özellikle testosteron hormonunun değerini ölçüyoruz, istiyoruz onlardan. Ve bu hormon ölçümünü sabah erken saatlerde ve aç karnına yapıyoruz. Eğer testosteron hormonu seviyesi düşük gelirse ikinci kez farklı bir gün yine aç karnına ve sabah saatlerinde tekrar ölçüyoruz ve bunu konfirme ediyoruz. Ve hipogonadizm semptomları yani biraz önce saydığım semptomlar varsa ve testosteron de mevcutsa bu hastalara geç başlangıçta hipogonadizm tanısı koyuyoruz. Fakat bazen yani bizim cut-off değerimiz testosteron için genellikle kabaca 300'dür. 300'ün üzerinde 340 gibi bir değer geldi. Fakat hastanın ciddi ciddi hipogonadizm yani biraz önce saydığım semptomları var. O durumlarda da bizim bioavailable testosteron dediğimiz
kullanılabilir testosteron seviyelerini ölçmemiz gerekiyor. Çünkü testosteron kanda yüksek oranda seks hormon bağlayıcı globulin dediğimiz bir proteine bağlanıyor ve bu proteine çok sıkı bir şekilde bağlanıyor. Ondan dolayı vücuttaki hücreler bu testosteronu kullanamıyor. Geriye kalan testosteronlarda %30-35'lik bir kısmı albümine bağlanıyor, %2-3'lük bir kısımda serbest testosteron olarak dolaşıyor. Albümine bağlı olan testosteron ve serbest testosteron bizim kullanabilir, yani hücrelerin kullanabilir kullanabileceği testosteron. Ondan dolayı bizim testosteron değeri normal çıksa da şikayetleri olan hastalarda bioavailable testosteronu hesaplamamız gerekiyor. Yine bioavailable testosteron değeri düşük gelirse bu hastalara biz yine hipogonadizm tanısı, geç başlanmış hipogonadizm tanısı koyuyoruz. Tabii öncelikle ne yapıyoruz bu hastalara? Yaşam tarzı değişiklikleri öneriyoruz ve komorbid hastalıkları varsa, yani ek hastalıkları varsa bunlar için tedavi almalarını istiyoruz. Örneğin biraz önce de bahsetmiştim. Şeker hastalığında ve obezitede özellikle bunlarda testosteron değerleri ciddi manada düşüyor. Özellikle bu hastalıkların kontrolü testosteron seviyelerinde artışa sebep olabiliyor. Yine benzer şekilde yaşam tarzı değişiklikleri, bunlar neler? Sağlıklı beslenme, düzenli spor, düzenli egzersiz, alkol ve sigaradan uzak durma, düzenli uyku ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişiklikleri serum testosteronunda ciddi miktarda artışa sebep olabiliyor. Ve buna bağlı olarak da bu semptomlarda gerileme meydana geliyor. Peki ilaç tedavisi var mı? Evet, ilaç tedavisi de var. İlaç tedavisi olarak oral formlar var. Yani ağızdan tablet şeklinde verebileceğimiz testosteronlar var Türkiye'de. Jeller var ve iğneler var. Fakat biz oral formlar, yani ağızdan alınabilen testosteron preparatlarını genellikle kullanmıyoruz. Çünkü bu preparatlar karaciğerden geçiyor ve yıkılıyor. Ve istediğimiz testosteron seviyelerine ulaşamıyor. Ondan dolayı bizim daha ziyade Türkiye'de tercih ettiğimiz şeyler jeller ve testosteron iğneleri. Testosteron jelleri çok rahatlıkla kullanılabilen testosteron preparatları. Günde bir kez kullanıyorsunuz ve kılsız deriye uyguluyorsunuz. Ve testosteronu hızlı bir şekilde yükseltiyor. Bir yan etki olduğunda da hızlı bir şekilde ilacı kestiğinizde yan etkiden kurtuluyorsunuz. Diğer türlü de testosteron iğneleri iki şekilde bulunuyor. Bir tanesi kısa etkili, bir de uzun etkili formları var. Kısa etkili formları 3 haftalık formlar. Uzun etkili formları ise 3 aylık formlar. Bu 3 haftalık formlarda testosteronu verdiğimiz zaman ani yükselme olduğundan dolayı hastalarda ani duygu durum değişiklikleri meydana gelebiliyor. 3 aylık dozlarda ise bunların handikapı ise hastalara bu enjeksiyonu yaptığımız zaman bir komplikasyon, istemediğimiz bir olay meydana geldiğinde bu testosteronun etkisi 3 ay süreceği için bu komplikasyon da 3 ay kadar sürebiliyor. Ve bundan dolayı da genelde daha ilk başlarda testosteron jellerinden, daha sonrasında da uzun etkili testosteron injectable formlardan, yani testosteron iğnelerinden faydalanıyoruz. Sayın hocam, teşekkür ediyoruz. Hocamız tabii dedi ki bugün testosteronu aslında gidip ölçtürmeyin dedi dururken ve bunu tek başına ölçtürmek de size bir yarar sağlamak. Çünkü hastayı bütüncül olarak değerlendirmek lazım dedi. Ve bu testosteronun ilişkili olabileceği durumları ortaya koymak gerekir dedi. Ve bu şekilde biz ne yapacağımıza ancak o zaman karar verebiliriz dedi. Yani gidip de böyle bir B vitamini eksikliği gibi gideyim işte B vitamini içeyim falan. Yani hiç böyle aslında basit bir durum değil. Gerçekten komplike bir durum. Dedi ki hocam özellikle testosteronun azalmasına bağlı şikayetler, işte sertleşme de zayıf azalma, cinsel istekte azalma, boşalma süreleri, İşte fiziksel ve psikolojik şikayetler de belirginleşme, aktivite biraz önce azalması söyledik. İnsanların fazla yürüyememesi, fiziksel güçte azalma, depresyon, çabuk yorulma, konsantrasyon eksikliği, motivasyonda düşme, hatırlama yeteneklerinin azalma gibi bilişsel sorunlar. Aslında bunlar olduğu zaman biz mutlaka testosteronu değerlendirmeyi düşünebiliriz dedi. Yani bunun değerlendirilmesi için bir takım nedenlere ihtiyaç var. Bunun için de bunu ne yapmak lazım? Yine hekimlerin karar vermesi, değerlendirilmesi ve tedavisi gereken bir durum. Ve dedi ki testosteronu korumak için spor, egzersiz, uyku ve ideal kilo dörtlüsünü mutlaka hayatınızda kontrolde tutun. Sigara ve alkolden, obeziteden dedi hocam uzak durun. Ve her şeyin tedavisi olduğu gibi bunun da dedi. Tedavisinde
yollar olduğunun altını çizmiş oldu. Evet Murat Hocam, tabii bugün kemik erimesi erkeklerde de önemli bir sorun olduğunu söylediniz ve kırıkların çok ölümcül olabileceğini ve insana bağımlı hale getirebileceğinin altını çizdiniz biraz önce. Peki biz erkeklerde osteoporozun teşhisini nasıl koyacağız hocam ve tedavisinde rotamızda özetle neler var? Ama en önemli şey tabii bu hastalığı, yani kemik erimesini erkeklerden uzak tutmak için erkeklerin yapması gereken koruyucu önlemler veya davranışsal yöntemlerde neler var hocam? Buyurunuz. Birinci söyleyeceğim şey, aslında kemik erimesi sinsi bir hastalık. Yani genelde hastalarımız bize ya kemiklerim ağrıyor, acaba benim kemiklerim mi eridi diye geliyor ama kemik erimesi ya da osteoporoz dediğimiz durum kırık olmadığı sürece herhangi bir şikayete yol açmıyor. O yüzden de bu sinsi alttan alta ilerleyen bir hastalık olduğu için mutlaka bir taramayla, ki bu taramayı biz neyle yapıyoruz? Bunu teşhiste kullandığımız yöntem. DEXA dediğimiz bir yöntem var. Bu kemik taraması diye biliniyor halk arasında. Burada kemik mineral yoğunluğunu ölçüyoruz biz. Yani kemiklerimizin ne kadar eridiğini bu ölçümle biz saptayabiliyoruz. Peki kimlere yapalım? Yani erkek özelinde düşünecek olursak 70 yaşından sonra tüm erkeklere mutlaka en az bir kez bir tarama yapılması gerekiyor. Bu hastalığı ne olursa olsun. Ama burada da yine taramada söyleyeceğim şey, ortalama bir 5-10 sene bir yaşam beklentisi olması gerekiyor. Yani çok kısa yaşam beklentisi olan birine kemik taraması yapmanın da çok bir anlamı yok. Ama genel olarak söyleyecek olursak 70 yaşından sonra yapılması lazım. 50 ile 69 yaş arasında özellikle işte çok hareketsizse, aşırı sigara, alkol tüketimi varsa, yetersiz besleniyorsa, çoklu kronik hastalığı varsa, önceden kırık yaşamışsa ya da ailesinde kırık öyküsü varsa bu kişilerde de bir sefer tarama yapılabilir. Tarama yapıldı, kemik erimesi varsa bunun tedavisini zaten yapıyoruz. Kemik erimesi saptamadıysak her sene taramaya gerek yok. Ortalama 2 ila 3 sene sonra normal çıkanlarda tekrar bir tarama yapmakta fayda var. Dediğim gibi çoğunlukla tarama yapmazsa teşhis konulamıyor ve insanlar kırık olduğunda geliyor. Bu şekilde teşhis konulmuş oluyor. O yüzden kırık olmadan önce neler yapabiliriz diye baktığımızda yine yaşam tarzı değişiklikleri burada önemli. Ya önce söylediğimiz işte harekete dikkat etmek. Özellikle yürüyüşü ben öneriyorum. Çoğu hastanın yapabileceği bir aktivite diyebiliriz. Hani bir ayakkabı, uygun bir zemin. Hatta dışarı çıkamayanlar da evin içinde bile rahatlıkla yapabilir. Bunun dışında başka sporlar yapabiliyorsa tabii ki onu da öneriyoruz. Beslenme yine burada çok önemli. Beslenmede özellikle süt, yoğurt, peynir gibi ya da yeşil yapraklı sebzeler, bunlar yine yumurta, bunların hepsi kalsiyumdan, magnezyumdan zengin. Bunları tüketebilirler. Vitamin D mutlaka, siz de biraz önce vurguladınız. Her 4 yaşlıdan 3'ünde biz aslında eksikliği görüyoruz. Ama bunu rastgele kullanılması önerilmiyor. En azından bir ölçüm yapıp eksik çıktığında bunun da vitamin D'nin de mutlaka tedavi yaklaşımı olarak birlikte, hatta yetersiz kalsiyum alıyorsa kalsiyumla birlikte bunun verilmesini öneriyoruz. Kemik erimesi saptadıysak bunun ilaçları var. Genelde hani ilaçlar ağızdan alınabiliyor, damardan alınabilenler var. İnsülin gibi kastan yapılabilenler var. Kesin erime saptadığımız DEXA yöntemiyle kişilerde taramadan sonra tedavisini doktor kontrolünde biz yönlendiriyoruz. Tabii tedavi verdiğimiz kişilere de bir sene sonra tekrar bakıp bu kemik taramasındaki sonuçlara göre tedavinin devamı ya da başka bir tedaviye geçeceksek bunu da şekilde hastalarımızı yönlendirebiliriz. Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam dedi ki kemik erimesi var mı yok mu? Bunun için bir tarama. Yani kemik yoğunluğunu ölçen bir teknoloji var ve burada ne yapılıyor? Bu bir tarıyor ve sizin kemik yoğunluğunuzun yaşınızla uyumlu olup olmadığını, sağlıklı bir seviyede olup olmadığını bize söylüyor. Ve hocam dedi ki bu 70 yaşından sonra en az bir kere yapılmasını tavsiye etti. Ama 50-69 yaş arasında özellikle
hareketsiz, sigara, alkol kullanımı belirgin olan, çoklu kronik hastalığı olan, ailede böyle bir hikayesi olan bireylerin bunu yaptırabileceğini söyledi. Onun dışında dedi, yaptırmayın dedi. Ama ben şunu görüyorum mesela, bugün 20-30-40'lı yaşlarda insanlar alıyorlar, bunları yaptırıyorlar. Tabii bunlar biraz bilinçsizce bazı yöntemleri kendimize böyle bir hastalıklı hal gibi seçiyoruz, karar vermeye kalkıyoruz. Burada tabii internetin bu kirliliği çok önemli. Lütfen konuları gidip hekimlere sorun. Onlar size uygun görüyorsa yaptırın bunları. Bu hocam dedi ki en önemli şey dedi korunmak dedi. Beslenmenin altını çizdi. Yani kemik erimesinden uzaklaşmak için et, süt, peynir gibi ürünleri söyledi. Ve vitamin D'nin önemli olduğunu söyledi. Ve dedi ki lütfen hareketli kalın dedi. Bol bol dedi yürüyün dedi. Bu dedi yürüyüş herkesin kemik sağlığı için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. Aslında buraya kadar şunu söyledi hocalarımız. Biz sağlığımıza ne kadar çok yatırım yaparsak, onu ne kadar çok korursak, gerçekten o sağlık da bize konforlu ve keyifli bir yaşam veriyor. Hastalıklardan daha uzak bir yaşam veriyor. Ama korumadığımız sürece de biz hastalıklarla boğuşuyor, oluyoruz. Yaşam konforumuzu kaybediyoruz. Hastalıklara bağlı risklerle yüzleşiyoruz. Ve bununla sadece biz yüzleşmiyoruz. Aslında ailelerimiz, toplum, ülke, herkes yüzleşiyor. Onun için bugün herkesin bir vatandaşlık görevi sağlığı korumaktır. Onun için lütfen bu bilgileri bu çerçevede hayatımıza katmaya çalışalım. Evet, bugün tabii değerli hocalarımla erkeklerde başlıca sağlık sorunlarını vaktimiz ölçüsünde konuşmaya çalıştık. Çok değerli bilgiler aldık. Tabii o bugünkü konuklarım Profesör Doktor Ömer Gülpınar, Doçent Doktor Evren Süer, Doktor Öğretim Üyesi Doktor Arif İbiş ve Profesör Doktor Murat Varlı hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiler. Onların sayesinde toplumsal sağlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet sevgili dostlar, Güzel Hayat programının sonuna geldik. Haftaya yine yeni bir bölümde, yine yeni bilim insanlarıyla sizin çok merak ettiğiniz bir konuyu tartışıyor olacağız. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın. Hoşça kalın. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra...